Ankara ekibinden TV 100 muhabiri Serkan Kılıç bizlerle birlikte. Serkan, nasıl açarız az önce verdiğimiz haberi? Kulislerde daha başka neler konuşuluyor Altılı Masa Millet İttifakı konusunda? Uzaksever, aslında 6 siyasi partinin açıklamaları gazetecilerin de yakın takibinde, gerek genel başkanlar gerekse genel başkan yardımcılarının ağızlarından çıkacak her kelime, her söz adeta birer bulmacaya dönüşüyor diyebiliriz. Kafa karışıklığına da neden oluyor. Neden böyle dedik, hemen anlatalım. Ankara'da son dönemde sıklıkla denk geldiğimiz bir durum var. Özellikle 6 muhalefet partisine yönelik bir durum. Muhalefet liderleri açıklama yapıyor, sonrasındaysa ikinci bir açıklamaya gerek duyuyor. İkinci açıklamalarında ise kastım o değildi, yanlış anlaşıldım şeklinde oluyor. Genelde özellikle bu hafta sıklıkla gündeme gelen bir konu. İster istemez insanlar da soruyor, muhalefet partileri dağılıyor mu Altılı Masa, yoksa başka bir şey mi var? İşte bu noktada da açıklamaları tek tek irdelemek gerekiyor. Kim ne dedi, ne demek istedi şeklinde. Hemen onlara değinelim isterseniz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ilk olarak 2 gün önce bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı kriterlerini, aday kriterlerini anlattı bu açıklamada ve şu ifadeyi kullandı. 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak ifadesini kullandı. Yani belirlenecek olan Cumhurbaşkanı adayının 20 yıllık AK Parti döneminde herhangi bir sorumluluğa ortak olmaması gerektiğinin altını çizdi. Ve tabii bu açıklamada hem Gelecek Partisi'nde hem de Deva Partisi'nde de tepkiye neden oldu. Ve ikinci bir açıklama yaptı Gültekin Uysal da, yanlış anlaşıldım ifadesini kullandı Gültekin Uysal. Benzer açıklamalar Temel Karamollaoğlu'ndan da geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise 3. ittifak vurgusunda bulundu. Seçim kanunuyla şartlar değişti. 3. ittifak olabilir. Eski sistemdeki ittifak avantajı kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum dedi. Yeni sistem vurgusunda yaptı. Zira yeni değişen seçim kanunuyla birlikte artık ittifaklar sadece barajın geçilmesine yardımcı olacak. Ancak artık oylardan ittifakların yararlanması, ittifak içerisindeki partilerin yararlanmasının mümkünatı olmayacak. İşte bunu dile getirdi Temel Karamollaoğlu, açık açık söyledi. Karamollaoğlu'nun bu ifadeleri sonrası kulislerde tabii ki de hareketlendi ve Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin ayrı bir ittifak kuracağı kulislerde konuşulmaya başlandı, dillendirildi. Sonrasında ise Temel Karamollaoğlu'na soruldu gazeteciler tarafından. Ne demek istediniz, bunu mu söylemek istediniz, üçüncü bir ittifak mı diye. Şöyle bir ifade kullandı. Cümlelerim eksik kalmış veya yanlış anlaşılmıştır ifadelerini kullandı. Ancak dikkat çeken bir ifade daha vardı açıklamasında. İttifak içerisinde ittifakların kurulabileceğini, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin ittifak içerisinde ittifak kurduğunu dile getirdi. Temel Karamollaoğlu bu açıklamayı yaptı. Nerede yaptı? Onu da belirtelim. Hüdapar'ı ziyaret etti ve Hüdapar'ı ziyaret sonrasında açıklamada bulundu. Bir ifadesi daha vardı Temel Karamollaoğlu'nun. Diri mi sürçtü, sürçtü, bilerek mi söyledi bilinmez. Üçlü ittifak ifadesini kullandı. Biraz önce de bahsetmiştim, Saadet Partisi, Deva Partisi ve bununla birlikte Gelecek Partisi'nin üçlü ittifak kuracağı yine gündemdeydi. Şu konuşuluyor Ankara'da kulislerde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için evet ortak aday belirleyeceğiz, ittifakta bulunacağız, ancak parlamento seçimleri içinse ayrı bir ittifak yapacağız, yapılacak şeklinde de Ankara'da konuşulan kulisler, yani ortak aday konuşulan konular arasında. Pardon, onu açıklığa kavuşturalım Serkan, yani ortak aday kavramı hala aralarında geçerli. Ortak aday kavramı aralarında geçerli, ancak parlamento seçimlerine giderken farklı ittifaklarla evet, gitmesinin daha uygun olacağını söylüyor. Bu da muhalefette çatlak mı var yoksa başka bir strateji mi şeklinde biz değerlendirirken gazeteciler kendi aramızda, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den gelen açıklamalara da size iletmek istiyorum. Biraz önce haberimizde de izledik. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e soruldu bu gazeteciler tarafından. Yeni çıkan kanunu ifade etti Özgür Özel. Eğer mecliste 3. ittifak olup da daha çok milletvekili çıkarılmasını sağlayacaksa ilgili partiler bunu değerlendirirler. Bu seçenek ortadadır. Cumhur İttifakı'nı kendi kazdığı kuyuya düşüreceğiz. Şartlar sürekli değiştirilirken en doğru yöntemle seçime girmeyi amaçlıyoruz şeklinde de bir açıklaması oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında da yine benzer şekilde görüş ayrılığı olduğuna yönelik iddialar vardı. O da Yavuz Aralioğlu'nun görevden alınmasıyla sonuçlandı diyebiliriz.
Dediğimiz gibi 24 Nisan'da bir toplantı gerçekleştirecekler. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın başkanlığında ve o toplantıda yeni stratejiler, yeni hedefler belirlenecek. Varsa görüş ayrılıkları masaya yatırılacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Bugünler bayağı yoğun Ankara'daki meslektaşlarımız için.